Merhaba arkadaşlar. Evet, biraz daha erken çekecektim bu videoyu ama işte çok acayip bir şey başımıza geldi ülkemizin. Başımız tekrar sağ olsun. Şimdi bu runelerin ikinci dersine başlayalım. İlk dersi izlemeyenler doğrudan buraya başlamasın. Çünkü bilgi eksiklikleri var. İlk dersi iyice özümsesinler, ona baksınlar. Sonra buradan itibaren devam etsinler. Şimdi runelerse 24 taneydi dedik. Bunlar 3'e ayrılıyordu. 3 aile diyebiliriz bunlara. Yani dede, baba ve torun olarak. Ve bu 3 aile aslında kendi içinde tam bir sistem oluşturuyor. Yani bu kendi içine tam ve bütündür ve bir seriyi kendi içinde tamamlar. Bunları da biz zaten fiziksel dünya, işte astromental dünya ve ruhsal plan diye üçe ayırdık. Veya isterseniz ruh, can, beden diyebilirsiniz. İsterseniz Hristiyanların kutsal üçlemesini, tesisini de ilişkilendirebilirsiniz. Yani baba, oğul ve kutsal ruh arkadaşlar. Bu her bir at, yani at deniyor buna işte bu İskandinav dilinde. Her bir ata bir tanrı ithaf edilmiştir arkadaşlar. Ve bu İskandinav tanrıları tabii. İskandinav tanrıları tabii dünyayı yöneten yüce tanrılardır arkadaşlar. Ve her bir rune, her bir atın her bir runesi de farklı bir arketipi akla getiriyordu. Arketipler nedir? Bizim yaşam yolculuğumuzdaki ana enerjiler, ana duraklar, ana ne diyeyim çarklar olarak özetlenebilir. Tarot'ta da benzer ana durakları, arketipleri göreceksiniz. Çünkü insan İskandinavya'da bir tür, Afrika'da veya işte Mısır'da başka bir tür olamaz. Yani insan evrensel bir varlık olarak bütün dünyada bütün insanlar aynı arketiplere sahiptir arkadaşlar. Onun için bu sistemler majik, okült, ezoterik sistemler de birbirine benzemek zorundadır. Çünkü hepsi tek tip bir insanı ele alıyor ve onun gelişiminin sıralamasını izliyor, anlatmaya çalışıyor. O yüzden tabii ki bu runelerinde tarotta bazı karşılıkları var arkadaşlar. Tamamen %100 şu şekilde veya şu sırayla örtüşmese de. Çünkü sıralama veya tam olarak bu duraklarda sistemlerde kendi yorumlarını yansıtıyorlar. Şimdi yine genel bilgi veriyorum ve ondan sonra zaten ilk aileyi yani ilk atı incelemeye başlayacağız. Runelerde de tıpkı tarot gibi öylesine sırf keyfimiz istiyor diye, sırf canımız istiyor diye veya oyun olsun diye kullanılamaz arkadaşlar. Çünkü bunlar okült, majik, ezoterik araçlardır. İlk derste, önceki derste yani size bu runelerin ne kadar zor şekilde elde edildiğini anlatmıştım. Ne olmuştu? Tanrı Odin bu runeleri elde etmek için kendi Yggdrasil ağacına tam 9 gün boyunca asmıştı, ters asmıştı, yani çile çekmişti. Hal böyleyken şimdi bize ve insanlara işte bu kötü günlerinde danışsınlar ve yol bulsunlar diye, çare bulsunlar diye indirmişti değil mi? Yani kendinden de büyük güce rücu etmişti. Şimdi hal böyleyken bize bunları verdikten sonra bizim bu araçları, bu runeleri böyle şey gibi adeta böyle oyuncak gibi kişisel çıkarlar için kullanmamız çok uygun olmaz. Yani bu büyük bir saygısızlık olur. Aynısı tarot için de geçerli arkadaşlar ve aynısı bütün majik sistemler için geçerli. Onun için işi böyle şeye alan, tiye alan. Çünkü bunlar bir tür kutsiyet, tamam mı? Onun için onlara gerektiği gibi saygıyla ve önemle yaklaşmayan, çok gündelik ihtiyaçlar için, kişisel çıkarlar için kullanmaya çalışan insanlarda bu tip majik araçlar ters yapıyorlar arkadaşlar. Bu çok net çünkü arkalarında çok büyük, çok kuvvetli arketipler var. Bu arketipleri eskaza harekete geçirirseniz bilmeden cahilce niyetinize bağlı olarak bunlar sizde iyi veya kötü sonuçlara yol açarlar. Onun için bütün majik araçlar bazen İşte bilgisizlik, cehalet ve kötü niyetle birleştiğinde ne oluyor? Hani kaş yaparken göz çıkarıyorlar. Onun için bence siz bu derslerin bitimine kadar ve aslında
bütün majik sistemlerin temel niyetini iyice anlamadan acele etmeyin kullanmaya, tamam mı? Şu an sadece bilgi edinmeniz lazım. Olayı iyice anlamanız lazım ve cahil cesaretle hiçbir majik araca yaklaşmamanız gerekiyor. Her ne kadar bu etraf tarafından özendirilse de. Çünkü etrafın çok bu umurunda değil yani sizin başınıza ne geleceği açıkçası. Tamam mı? Çünkü kişisel sorumluluk gütmüyorlar. Yani herkes aslında burada neredeyse cebine bakıyor. Yani işte bir takım şeyleri satmak, sizi özendirmek, o dikkatinizi oraya çekmek falan. Ama işte kazın ayağı öyle değil. Anlayacaksınız. Yani çünkü her birinin arkasında çok derin bir mana var. Bu manayı siz kendi kişisel hayatınızdaki karşılığını bilmeden kullanırsanız, rehberiniz de yeterince dikkatli olmazsa başınıza iş açarsınız arkadaşlar. Yani bence tüm dersler bitmeden, siz konuyu iyice kavramadan ve majik sistemlerin temel algoritmasını anlamadan kullanmaya kalkmayın, tamam mı? Nasıl kullanılacağıyla ilgili. Herhalde en son derse doğru açıklama yapacağım. Acele etmeyeceğim ki tamamını bitirin istiyorum. Yani ne şekilde ne yapmanız gerekiyor? Ne şekilde çalışılacak bu rünelerle ilgili? Bunu en son derste en sona bırakmayı düşünüyorum açıkçası. Evet, şimdi bunu da söyledim. Evet. Şimdi runeleri tek tek sırayla öğrenmek zorundasınız. Yani bu rune çok hoşuma gitti. 8. 9. rune, 3. at, 2. falan. Oradan başlayayım diyemezsiniz. Çünkü buna algoritmadır. Yani algoritma ne demek? Basamak basamak belli bir tesir güçleri var bunların. Belli bir takım etkiler hedefliyorlar. İnsanda bir şeyleri değiştirmeyi, dönüştürmeyi hedefliyorlar. Ve bunlar sırayla öğrenilecek. Yoksa ne olur biliyor musunuz? Bir bina dikerken sonuncu tuğladan başlamaya kalkarsınız. Temel atmazsınız falan ya da işte arada boşluklar bırakırsınız. Ne olur? Binanız çöker, yıkılır işte bugünkü vaziyette gibi Türkiye'mizde. Onun için sırayla lütfen acele etmeden tek tek verilen sırayla bunları öğrenin arkadaşlar. Runelerle çalışırken 3 şeye odaklanıyoruz. Bir, ismine. İki, şekline. Çünkü şeklin kendisinin belli bir anlamı var. Bu anlamı da birazcık siz daha çok kendi içinizde de aslında sezmeye çalışmalısınız. Bu da çünkü sizi ilerletir ayrıca. Ayrıca bir de bu runenin sizin bilinç dışınızdaki karşılık geldiği ve harekete geçireceği ya da baskılayacağı, çünkü baskılayabilir de, enerjiyi ya da arketipi gösteriyor. Yani neymiş? İsim olarak ismi, şekil olarak. Şekli çok önemli. Geometrik şekli demiştik. Geometrik şekiller çok üst bilgiyi getiriyorlar. Onun için onları anlamamız ve onlarla çalışmamız daha zor. Ama çok daha üstün bir kuvvetleri vardır diğerlerine göre. Yani resimli anlayabileceğimiz şekillere göre. Üç de karşılık. Bizim bilinç dışımızda neye karşılık geliyorlar? Hangi arketipleri veya işte hangi enerjileri harekete geçiriyorlar ya da durdurup baskılıyorlar arkadaşlar. Tüm runeler hem makrokosmos hem de mikrokosmos ölçeğinde incelenebilir. Bu ne demek? Hem evrendeki karşılıkları hem de insandaki mikrokosmos, çünkü insandır, karşılıkları incelenebilir. İlk aile, ilk at fiziki dünyayı göstermektedir. Fiziki dünya, yani nedir fiziki dünya bizim için? Bizim doğuştan getirdiğimiz haklarımız, yeteneklerimiz, güçlerimiz tamamen kalıtımsal. Çünkü biz dünyaya gelirken böyle boş bir banka cüzdanı gibi gelmiyoruz da belli bir sermaye ile geliyoruz ki onu da bir önceki hayatlarımızdan getiriyoruz. Ki burada işte belli bir avantaj ve dezavantajlara sahip olalım. Tamam mı? Yani hiç kimse boş dımdızla gelmiyor. Onun için bu ilk rune'de işte bu maddi güvencelerle beraber bize belli arketipleri çalıştıracak. Ve bu maddiyatla ilgili olduğu için bereket tanrıları bununla ilişkili. Yani ilk
Atın ilk sekizlinin tanrıları ve tanrıçaları Freya ve Freyr'dir. Bunlar İskandinav mitolojisinde bereket tanrısı ve tanrıçasıdır arkadaşlar. Şimdi ben doğrudan hiç sektirmeden ama yavaşça size okuyacağım. Çünkü bunları bayağı bir çalışmıştım ve özetini okuyacağım şimdi size. Bir kitap çıkarmayı düşünüyordum ama sonra vazgeçtim çünkü runelere olan yaklaşımın ne kadar ters olduğunu fark ettim ve sadece runelere değil. Aslında bütün majik araçlara olan yaklaşım ülkemizdeki insanların yaklaşımı hoşuma gitmedi ve aslında bu kitabı çıkarmaktan vazgeçtiğim gibi ders vermekten de vazgeçmiştim. Yoksa ben bunları normal gruplarıma ders olarak veriyordum. Sonra düşündüm ki ben ders vermiyorum ki ama insanlar merak ediyorlar ve gidiyorlar sonra çok yanlış şeyler öğreniyorlar. Öyleyse dedim ben insanları mahrum etmeyeyim. Doğrusunu anlatmaya çalışayım. Seçim de onlara kalsın. Şimdi evet ilk runeye bakalım. İlk ailenin ilk runesi. Notlarımdan size okuyacağım. Onu da göstereyim. Zaten en bilinen rune bu, Fehu. Anahtar kelimeleri hakimiyet, elde etme ve saklama, maddeleşme. Astrolojik karşılığı bunları okuyacağım ama bazen çeşitli yorumcularda fikir ayrılıkları var. Yine aranızda astrologlar varsa bunu bir süzgeçten geçirsin. Çünkü ben astrolog değilim. Astrolojik karşılığı Venüs gezegeni, terazi ve boğa burcu. Elementi doğa olarak da bir toprak ve hava ve majik etkisi bizim için en önemli olan burada majik etkisidir arkadaşlar. Yani bizde ne yaratıyor? Yani bu rune hayatımıza girdiğinde, uyumlandığımızda, çalıştığımızda bizde nasıl bir değişim yaratıyor? Onun için majik etkisi her şeyden önemli bizim için. Çünkü biz işin o tarafından bakıyoruz. Maddi kazanç diyor arkadaşlar. Şimdi Fehu neymiş? Zenginlik, bolluk, büyükbaş hayvanlar, verimlilik, evin bereketi. Bu rune para ve servet ile özdeşleşir, sahiplik, sahip olmadır. Fehu, hayatta kalmanızı sağlayan maddi araçlardır, servet ve refahtır. Neden? Çünkü bizler dünyaya borç olarak gelmiyoruz dedik. Ve tıpkı bir bankada hesap açarken para yatırıldığı gibi bizim dünya yaşamı hesabımızda da değişen miktarda açılış sermayesi olmak zorunda. Yani bunlar para, varlık ve maddi servet hakkı olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bu ilk maddi enerji ilk çakramıza bağlı ve tamamen katışıksız yani saf, çok maddi ama çok kaba demektir bu. Ve ilk açılış enerjisi olduğu için adeta dünyaya böyle kapı açtığımız yer henüz üzerine hiçbir şey konulmamış ve karıştırılmamıştır yani saftır. Fehu ile çalıştığımızda majikal alandan ona uygun düşük kök çakramızla bağlantılı kaba bir titreşim kanalına gireriz. Buna dikkat edelim. Ve onunla uzun süreli bir rabıta kurarsak, rabıta nedir? Uzun süreli bir çalışma yaparsak ve uyumlanırsak, yani örneğin bir talisman veya muska gibi üzerimize taşırsak, ona benzemeye başlarız. Yani yüksek titreşimli kanallarımızı bu defa düşürürüz. Yani latif, süptil, yüksek bir daha süptil, daha ruhsala yakın bir enerjimiz varken eğer fehuyla fazla çalışırsanız birazcık odun insan olursunuz arkadaşlar. Kabalaşırsınız. Bu yüzden eğer kasten yüksek ruhsal titreşimleri düşürmek istemiyorsak yani yukarıda kalmak istiyorsak ve enerjimizi kabalaştırmayı amaçlamıyorsak bu rune ile çalışma süremizi çok dikkatli ayarlamamız lazım. Sınırlamamız gerekiyor. Ama diğer taraftan zaten enerjisi düşük frekansa sahip insanlar var. Alt çakranın daha aktif olduğu insanlar açısından bu rünenin bir sakıncası yok. Ama algısı yüksek ve metafizik kanalları açık olanlar için mahsurludur. Çünkü bin bir zahmet açtıkları manevi kanalları, ruhsal kanalları ne oluyor? Psişik algıyı kabalaştırarak kaybetme tehlikesi oluyor. Yani açıkçası çok maddiyata dönerseniz ne olur?
Hepsi şık tarafınızı, daha latif, daha sübtil taraflarınızı kabalaştırır ve zayıflatırsınız. Olay bu. Böylece ne oluyor? Bir insan sorunlarını mental düzeyde veya ruhsal düzeyde değil, fiziksel ve içgüdüsel seviyede halletmeye çalışır. Örnek verelim. Mesela bir kişi sizi dolandırdı ve dolancıyı tespit ettirerek yasal yollardan cezalandırmak yerine kendi frenlemez ve ne yapar? Kaba kuvvete başvurur. Yani dayılanır. Neticede ne oluyor? Kendi insani enerjisi bütünsel olarak kabalaşır. Fehu, akıllı zeki bir insanın mental entelektüel düzeyinde azalma yaratır o yüzden. İnsanı geriletebilir, kabalaştırabilir ve tembelliğe sevk edebilir. Çünkü Fehu'nun böyle bir enerjisi var. Bunun yanında enerjinin bu ani titreşim farkı ve hızla seviyeye inişi ağır depresyona neden olabilir diye söylüyor bazı yorumcular. Ama şimdi bir de bunun tam tersi insanlar var. Mesela fazla entel dantel. Yani o kadar mental düzeyde ki veya o kadar ruhsal düzeyde ki dünyadaki hiçbir işini halledemiyor. Onlara da bu rune lazım. Yani onları fiziki dünyaya birazcık toprak seviyesine indirmek için de fehu bu defa ne oluyor? Çok işe yarıyor. Yani fazla çünkü uçmalarını, kaçmalarını engelliyor. Evet, Fehu'nun böyle kaba enerjisi var ama diğer taraftan saf ve katıksız arkadaşlar. Dolayısıyla olaylara etki etme gücü son derece yüksek ve onunla çalışanlara ve sembolün taşıyanlara pardon, maddi kazanımlar getirebilir. Onun için de çok popüler. Çünkü insanlar önce maddiyatını halletmeye çalışıyorlar doğal olarak. Başka bir deyişle dünyadaki sermaye akışları üzerinde bu rünenin kontrolü var. Tabii şimdi şöyle bir şey var. Bir rüneyi sırf medite edip ya da çizip ya da işte gerek bazı yerlerde taşıyıp bu tip etkilere bir anda sahip olamazsınız. Çünkü rüneler ne yapıyor? Direkt size parayı getirmez, direkt size bolluğu getirmez veya hangi enerjiyi taşıyorsa onu direkt getirmez, fırsatları yaratıyorlar. Yani size o enerjilerin ve amaçların geleceği fırsatlara kapı aralıyorlar arkadaşlar. Onları değerlendirip değerlendirmemek de size kalmış. Yani mesela işte yalnızsınız ve bir ilişki amaçlıyorsunuz ve evet bu rüneyi medite ettiniz veya işte gerekli usulde çalıştınız ve karşınıza bir kişi çıktı ve size çıkma teklif etti. Ama gidip buluşmadınız onunla. Yani fırsat oldu ama siz onu değerlendirmediniz oluyor değil mi? Böyle bir durum var. Yani bu anlamda sadece bir majik araçla çalışmak yetmemeli. Bir de aktif olmalı. Yani fırsat kollamalı açıkçası. Pasif beklememeli ve o runenin veya başka bir amacık araç her neyse o tarot, heksagram olabilir. Onun yaratacağı olayları iyice takip etmeli, aktif olarak ve içlerine dahil olmalı. Çünkü runeler imkanı yaratıyorlar ama hazıra vermiyorlar. Evet, şimdi Fehu böyle bir rune. Fehu'nun tersi arkadaşlar tıpkı tarotta olduğu gibi bu runelerinde düzleri tersleri var. Yukarıda söylediklerimizin de bir azalma, eksilme olacağı anlamına geliyor. Ama bu asla ciddi bir sarsılma, iflas gibi algılanmaz. Yani bereketiniz kaçabilir ama tamamen gitmez yani azalabilir, engellenebilir. Veya bir derece ertelenebilir. Ama hayatınızda çok çok önemli bir kaybın olacağı anlamına gelmez. Böyle bir şey işaret etmiyor arkadaşlar. Onun için ters şeklinde bile olumsuz algılanmaz bu rune ve hatta bir kazanımın beklendiği miktarda bir eksilme olarak değerlendirilebilir. Fehu umarım hoşunuza gitmiştir. Şimdi ikinci runeye bakalım. İkinci rune Uruz. Çok düzgün yapmamışım ama siz bulursunuz. O kadarcığını da siz yapın. Bunun da anahtar kelimeleri
Oruzun yeni güçler elde etme, astrolojik karşılığı Persefone veya Antik Roma'daki Proserpina elementi, toprak, majik etkisi, sağlık ve şifa. Şimdi bu rune neymiş? İkinci sıradaki rune, saf yaşam gücü, vahşi ve yüksek kontrol edilemez hayatta kalma enerjisi. Ne kadar uzun okudum. Vahşi ve yüksek fakat kontrol dışı hayatta kalma enerjisinin temsili. Ve sembolü de böyle bir hayvan aslında. Yani vahşi boğa dünyanın en güçlü hayvanlarından biri sayılan son derece güzel bir hayvan. Şimdi Uruz yeni bir şeyleri yaratmak için ihtiyaç duyduğumuz yüksek enerjiyi temsil eder. Fakat önemli olan husus, söz konusu yaratıcı enerjiyle dolduğumuzda potansiyelini doğru bir biçimde kullanmaktır. Uruz, ilksel formların başka bir deyişle organizmanın iskeletinin biçimlendirilmesiyle veya kökten dönüşümleriyle ilgilidir. Ne yapıyormuş? Sağlık veriyormuş, mutluluk getiriyormuş, yaşam sevinci getiriyormuş. Ve Uruz ayrıca gerektiğinde dinlenmek için zaman ayırmazsanız sizi kronik hastalıklar gelebileceği konusunda da uyarıyor. İnsana çok yüksek bir enerji ve kuvvet veriyor fakat düşük bir bilgi seviyesi. Bakın hepsi aynı anda yok yani her ürünenin bir şeyi var, bir çalışma planı var açıkçası ve burada bilgi değil enerjiyi görüyoruz. Aslında burası astral bir kuvvet diyebiliriz. Çünkü yaşam astral alanda bulunuyor. Ayrıca kontrole tabi olmayan kahramanlık gücünü de bahşediyor. Ama bu ilkel, vahşi, doğal bir güç olup hayatta kalma direnciyle uyumlu. Çünkü ilk aile neydi? İlk at zaten fiziki, maddi dünyaydı. Yani öncelikle bir hayatta kalacağız. İlk sekizi bununla ilgileniyor. Hayatta kal diyor. Yani yaşama tutunma. Tamam mı? Enerjimiz düşük olduğunda, bitkin ve yorgun hissettiğimizde bu rune bize yardım ediyor. Sağlığı iyileştiriyor. Yeni atılıma gereken ihtiyacımız olan dayanıklılığı, kararlılığı ve azmi veriyor. Olumsuz yanı düşünmeden hareket ettirebilir ve narsistik bir etki yaratabilir. Yani insan ne der? O ne kadar kuvvetliyim, güzelim, en güzel benim, en iyi benim. Yani insan kibirli hale gelebiliyor. Ne kadar güçlüyüm, ne kadar yakışıklıyım, ne kadar güzelim, ne kadar yenilmezim diyebiliyor. Ve kendi büyükleyebiliyor. Aman çok kötü görünüyor bu diğer taraf, dışarıdan bana sorarsanız. Bizim yaşımıza hiç yakışan bir şey değil. Evet, gençlerde olabilir. Onların biraz egoya ihtiyacı var ama işte bizim gibi işte ben 48 yaşındayım. Bu yaşlara doğru geldiğinde hala böyle olması dışarıdan hiç güzel görünmüyor arkadaşlar. Yani insanın kendi kendini büyüklemesi gibi. Şimdi burada kişi saçmalayabilir, düşünmeden hareket eder. Çünkü çok büyük bir gücü damarlarında hisseder ama henüz bilgisi yok bakın. Kuvvetli ama bilgisi yok. Acemi. Niye? Çünkü yaşamın daha başında aslında. Tıpkı genç bir delikanlı gibi. Kanı kaynıyor, çok kuvvet var ama burası olgunlaşmamış henüz. Yani düşünmeden, tartmadan ve tamamen içgüdüsel olarak hareket eder. Dolayısıyla o olaylara dahil olma, inisiyatif alma, cesaretle öne atılma esnasında başını belaya sokabilir ve birçok istemediği durumlara girer ve yaşatabilir. Şimdi bu böyle bir rune arkadaşlar ve bir insanın depremler, kasırgalar, volkan ve tayfunlar önündeki durumu gibi kontrol edilemez. Kontrol dışıdır yani. Bu yüzden bu rune dikkatli çalışılmalı. Aslında bütün runeler dikkatli çalışılacak da bunlarda zapt edilemez bir kuvvet var ayrıca şu ikinci runede yani. Uruz tıpkı doğanın güçlü kuvvetlerinin yeryüzünün biçimini değiştirdiği tarzda çalışır. Ne demek istiyor? Elementler gibi kaotik çalışır. Çok güçlüdür. Ama kestirilemezdir yani elementler tabiat kuvvetleri yani işte hava, toprak, su, rüzgar. İşte bir fırtınayla ne kadar başa çıkabilirsiniz ya da işte bir depremle
bir insanoğlu olarak ne şekilde mücadele edebilirsiniz? Çok dikkatli olmak zorundasınız. Yani bunlarla elementlerle şaka olmaz arkadaşlar. Elementlerle metafizik olarak da şaka olmaz. Onun için bunlar böyle bir fanatikliğe dönüşmemeli. Ben bakıyorum şimdi insanlar bir şeyi çok beğenme eğiliminde. İşte bir burç olur, bir element olur, işte bir sembol olur veya bir majik sistem olur. Runeler bile yani işte rune fanatikliği yapıyorlar. Hayır, bir majisyen hiçbir şeyin fanatiği olmaz. Hepsini bilir, hepsini ihtiyacı olduğu zaman danışır veya kullanır. Ama hiçbir sisteme böyle kör körüne sadece bu doğrudur, diğerleri hiç değildir diye tutunmaz arkadaşlar. Runeler içerisinden birini daha çok benimsemez. Çünkü hepsi arketip olduğuna göre ve hepsinin yaşamımızda bir yeri olduğuna göre hepsi gerekli. Hatta yani biri diğerinden daha gerekli değil. Onun için ben bunu seviyorum, ben bunu buraya dövme yapacağım falan, yok üstümde taşıyacağım diye bir şey yapılmaz. Bir de ha şunu söylemeyi unuttum, bu çok önemli. Runelerin etkisi kişiye özeldir arkadaşlar. Bütün majik araçların etkisi kişiye özel çünkü hiçbirimiz diğerine benzemez. Tıpkı parmak izimiz gibi. Ve bu etkiyi ancak siz ayarlayabilirsiniz. Yani siz bilirsiniz. Siz hissedersiniz. Bu sizin astroloji haritanızla da ilgili değil. Mesela bir rune bana çok iyi gelirken sizi irite edebilir, sizin hayatınızı mahvedebilir. Neden? Çünkü sizin fiziki, eterik, astral, mental, ruhsal yapınız benden tamamen farklı. Tamam mı? Ben uyumlu olabilirim, siz olmayabilirsiniz. Ondan dolayı diyorum ya, bu runelerle takıp takıştırmaya, çalışmaya falan, üzerinizde tutmaya veya işte niyetlenmeye acele etmeyin. Bunları bir anlama süreci var. Ve dışarıdan zaten söyledim. Hazır talisman, hazır süs olarak da kullanmayın. Bu sana iyi geliyor diye asla almayın, tamam mı? Çünkü bunu başkası bilemez yani, tamam. Bu dediğim gibi en son derste ne yapacağınızı söyleyeceğim. O zaman kadar azıcık sabredin. Beğendiyseniz takip etmeye devam edin. Uruz. Döneyim buraya. Ne dedik? Doğanın kaotik elementsel kuvvetleri gibidir. Onlarla şaka olmaz. Onun için dikkatli dikkatli çalışılır. Çünkü mesela bir Niagara şelalesini düşünün. Öyle bir kuvvetle akıyor ki ona bir kere geçit verdiğinizde durdurabilir misiniz o şelaleyi? Durduramazsınız. Veya bir fırtınaya neden olursanız durdurabilir misiniz anında? Durduramazsınız. Bu rune ile çalışacaksak kendimize hakim olduğumuzdan mutlaka emin olmalıyız. Uruz bir doping gibidir. Fiziksel bedeni hızla güçlendirirken mantığı zayıflatır. Bu yüzden uzun süreli kullanımı önerilmez. Enerjisi güçlü olduğu kadar sürekli bir akış halinde olduğu için bu rune zapt edilemez. İşte bu Niagara şelalesiyle karşı karşıyasınız. Ona set vuramazsınız, hiçbir şey yapamazsınız. Ve ondan dolayı uzun süre çalışılmaz. Çünkü onun enerjisini biriktiremezsiniz. Anca geçit verirsiniz. Yani zarar görürsünüz. Sizi göçertir o havuza ne kadar su toplayacaksınız? Bu runenin, Uruz'un ters şekli, formun dağılması, yani şöyle yaparsak, sağlığın bozulmasına işaret edebilir. Baktım 29 dakika olmuş arkadaşlar. Yani üçüncü ve dördüncü ve sonrakileri de üçüncü derste devam edeceğiz arkadaşlar. Videolar çok uzun olmasın diye. Kalın sağlıcakla.